Özgürlüğe soğuk, <laughs> soğuk, soğuk. Neden, neden, evet. neden evet. benim çocuğum? O kadar özgüven kırıcı, evet. o kadar ailemiz Ailesi. için bir, bir trajedidir. Dinliyorum, evet. aklımda tutuyorum. Evet. Evliliği başaramıyorum. 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 Geçen başaramıyorum. yıllara üzüldüm. Senin mucizen nedir? Özgürlüğe evet. ilk, i̇lk aklıma gelen... Mucizen, güçlü ve iz bırakan isimlerin hayatlarını ekranlara yansıtmaya, kadınlarımıza ilham vermeye devam ediyor. Orada çok incindiğimi hatırlıyorum. Bu Ağır. aynen çantamı aldım ve çektim. <laughs> Senin Mucizen'de başarılı iş insanı ve Lifetime kanalının başkanı Esra Oflaz Güvenkaya'nın bu bölümdeki konuğu usta sanatçı Nevra Serezi. Sevgili Nevra hoş geldin. Hoş İyi bulduk. İyi geldin. <laughs> Senin gibi bütün bir hayatı boyunca başarılı bir kariyere sahip olmuş. E, gerek tiyatroda, gerek filmlerde, gerek aile hayatında, gerek eş olarak, gerek anne olarak. Öyle bir sanatçıyı ağırlamak gerçekten çok büyük bir onur benim için. Çok Tekrar teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Sağ olun. <laughs> Burada e, bir sosyal sorumluluk projesi yapıyoruz aslında e, ve e, kadınları kuvvetlendirmek amacımız. Bunu da e, nasıl gerçekleştiriyoruz? Yani diyoruz ki e, herkesin hayatında e, bazı dibe vurmalar var, e, kırılma noktaları var. E, bunların sonrasında gelen hemen zıtların güçlüğü diyelim işte dibe vurmanın sonrasında gelen bir zıplayış var, e, bir mucize var. Bunları e, konuşuyoruz e, burada ve başarılı insanların senin gibi gözünden hayatına derinlemesine bakarken bizi izleyen izleyicilerimize ilham alıyoruz. Çünkü şu anda bizi izleyen izleyicilerimizden eminim ki hayatlarında çok karanlık bir döneminde olanlar, mucize bekleyenler ya da bu karanlık dönem hiç bitmeyecek gibi hissedenler var. Ama biz diyeceğiz ki bunların hepsi geliyor geçiyor, hayatta her şey var, hiçbir hayat toz pembe değil e ve bunu senin hayatının gözünden gerçekleştireceğiz. Bu anlamda ben e, senin ailenle başlamak istiyorum. Niçin? Çünkü aileler bizim mutlak kaderimiz. Doğduğumuz coğrafya gibi. E, seçemiyoruz. Belli bir aileye geliyoruz ve kaderimiz oradan başlıyor. Şimdi senin e, ailene dönersek nasıl bir çocukluk geçirdin, nasıl bir ailen vardı? Çok mutlu bir çocukluk geçirdim e, Ankara'da doğmuşum ama bir yaşında bebeğe gelmişiz. Bir aile köşkü, apartmanı, o devirde apartman yok da villası gibi bir durum. Bebek de denizin kenarında. Çocukluğum orada geçti ama üstte halalar, dayılar, arkada akrabalar falan öyle bir durum vardı bahçe içinde. çok Rahat büyüdüm. Bebek ilkokuluna gittim. Sonra kardeşim doğdu. Biz yani aile olarak şahane züğürtler gibiydik. Çünkü e, annemin babası Amasya valisiymiş. Hmm. İşte e, anne nenemin yani annemin annesinin e, erkek kardeşi 5. Murat'ın kızıyla evlenmiş. Hmm. Ailecek böyle hani evlilikler dolayısıyla böyle bir sarayla bir iç içelik falan var hmm. e, falan evin içi bütün varaklı koltuklar, pembe çinili sobalar. Geçmişten gelen. Tabii ha, oturduğumuz yerde Hı. işte antikalar, şunlar, bunlar var. Para <laughs> yok. Ama para yok. <laughs> Gerçekten öyle. Ve evde hani eski devirler halayıklar, kalfalar falan filan da var ama e, kullanacak para yok. Para yok. Ha, Ortada öyle bir Peki dönem. o halayıkların ücreti nasıl ödeniyor? Onlar gitmiyorlar. Onlar mı? zaten ücret almıyorlar. Almıyor, onlar da zaten almıyorlar çok Yani öyle bir garip bir hmm, durum içer güzel. içerisindeydik. Bahçede iki tane köpek. Annemin halasının köpekleri. Biz bahçede oynamak isteriz. Annem der ki aman ayıp olmasın teyzeye. Siz oynamayın da köpekler gezinsin der falan. Yani komedi filmi gibi bir Grup içinde öyle kalabalık bir ailenin içinde çocukluğum aslında geçti. Ya zaten şey değil mi nevra böyle çocuklar için. Yani çocuklar çok tılsımlı varlıklar. Çocuklar için para önemli değil. Evdeki mutluluk yani tabii ki tabii. karnı doyuyorsa. Yani o yok, çok öne der doyuyor. Canım. <gülüyor> <gülüyor> tamam babam ticaretle uğraşıyor. Sonra... Annem zaten ha. ticaret lisesi e, mezunu. mezunu ama hani böyle bir akıcı para tabii o, şaşaya, işte. o şaşaya o yok. diye. diyor. O yok, o anlamda Ama söyleyeyim. mutluluğun şeyi ihtişamı var anladığım mutluluğun kadarıyla. Mutluluğun çok seven bir aile. Annem babam hep sonuna kadar birbirini çok seven bir karı koca. Ee, mutluluk var ailenin Aa, içinde. yani. Çok, çok serbest e, büyütülmüşüz. İki kardeş de öyleydik. Hmm. E, partiler olurdu bizim devrimizde de mesela bebekte. E, babama sorardım kaçta gelmemi istersin baba? Sen karar ver ona derdi. Hmm. Sen artık ben eve dönmeliyim dediğin zaman o saat senin geliş saatin olmalı. Kendin karar ver dedi. Ve hep çocukluğundan beri böyle çok otokontrolcü bir tip haline getirdi. Ve hmm. o yaşamın boyunca da hep bende iz evet. bıraktı. O programı verdi sana. Kendin sorumluluk almayı. kabul et. Kendin hmm. yön, yönet kendini. Ama çok önemli. Gibi. Tabii. tabii. Evet. O yüzden de çok rahat bir çocukluk. O devir tabii tam bizim Türk filmleri gibi hani... Bebeğin e, caddesinde, deniz kenarında bisikletle gitmeler, hmm. süt mısır almalar, taze ceviz yemeler, Aynen, öyleydi e, orası. geç saatlere kadar bebek koyunda dolaşmalar, trafik az, önünden hmm. denize giriyorsun. Bebeğin Doğru. kenarından. O zaman kirlilik yoktu, harikaydı. Harika bir, Harikait. yani tam Türk filmlerinden, evet. Ayşecik filmlerinde falan evet. da olur ya öyle. Benim çocukluğumda bebekte geçtiği için çok iyi bilirim. Say yani mi? o kadar güzeldi ki orası, böyle bir değil mi, bir sanki bir kasaba gibiydi. E tabi bakkalı tanırsın, Bak, manavı aynen. tanırsın, eczanedeki eczacıyı tanırsın. Evet. Bebek ilkokulunda okurdum mesela. Tevfik Okul... Fikret mi? Evet. Ben de tevfik fikret'ti. Ama o zaman yeri başkaydı. Ha, başka mıydı? Ha, daha sonra Hı -hı. o eski evet, yerine doğru. geçti. Mesela okuldan dönerken işte merhaba bilmem ne amca, merhaba evet. bilmem ne. Sonra annem geçermiş, senin kız gitti eve derlermiş falan. Tam bir çok, doğru. çok da korunaklıydı e, gerçekten çok, çok o zaman. Korunaklı. Yani böyle çok ışıltılı bir çocukluk gerçekten. Harika. Ee, çünkü mutlak kaderin bence en zor tarafı bu çocukluk travmaları ve çocukluktaki acılar. Aynen. Senin bu yok, ee, sonrasında zannediyorum bir öğretmen olma isteğin var, değil Aa. mi? <gülüyor> <gülüyor> bir Bravo. yerden duydum onu, evet. Evet, ben öğretmen olmak çok isterdim o yaşlarda. Kardeşim benden 6 yaş küçüktür. Devamlı onu tahtaya kaldırırdım. Hmm. Evdeki bütün kapıları kara tahta haline sokardım. Elimde tebeşir. Kalkar oraya e, sorular yazardım ve Benden 6 yaş olan küçük kardeşimi zorla oturtur, kalk şimdi tahtaya cevap ver derdim. O da korkardı, yapamazdı, sinirlenirdim. Yani demek ki sert bir öğretmen olmayı hayal etmişim evet. ki ona sert davranırdım. Sonra kardeşim öğretmen oldu. <laughs> Ve yeni emekli oldu, İngilizce öğretmeni oldu. Peki Yıllarca sana dedi öğretmenlik mi, yaptı. Senin sayende oldum diye. Valla şey onu demedim mi bilmiyorum ama benim o sırada hiç böyle tiyatroyla falan filanla ilgim yok ee, hep bu öğretmencilik oyununu oynardım Hı, çok demek enteresan. ki birilerine böyle belki de bir bir öğretmek bir üstünlük sağlamak Tabi aslan burcunun getirdiği evet, liderlik. liderlik vasfı da var. Onun için onunla öyle oynayıp 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 son onun öğretmen olması. Evet, güzel bayağı bir, bir çelişki. Yazgının bir çelmesi gibi sanki evet. olmuş. Evet, çok güzel. Ben hep şunu derim. Allah aslında bir şekilde iyi olduğumuz konuları, kariyerimizi, kalbimizi hayatımızın bir döneminde fısıldıyor. Yani senin bu tiyatro sevgini sana fısıldadı mı hayatının bir döneminde? Evet, bir kere ilkokul son yıl müsameresi benim anılarım arasında çok önemli bir yer tutar. Çünkü mandolin dersi alıyordum Hı. ve de bana İlsun yani 5. sınıfı bitirirken Santa Lucia şarkısını Hı. söylemem söylenmişti. Onu çok uzun zaman çalışmıştım ve orada sanki böyle bir konser verir havasında çıkıp onu söyleyip de alkışı alınca Nanana, hani bir şey düştü. Bir his. Demek ki alkışlanmak güzel bir şey. Hmm. Düşün ilkokul 5. Tabii, küçücüksun daha. Ee, böyle bir hoşuma gitti. Hmm. Ee, sonra zaten ee, Arnold Kız Koleji'ni kazanıp da daha ilk ihsari İngilizceyi öğrenmeye çalıştığın yıllarda girip girmez hemen bir öğretmen, İngilizce hocası da bir piyes sahneye koydu ki evet. biz daha rahat İngilizceyi Konuşabilelim, hı hı. küçük küçük şeyler öğrenelim diye. Orada da beni böyle sınıfta pat diye seçti. Sen de şu rolü oyna dedi. Evet. Tamamen bilinçsiz bir şey, bilinçsiz bilmeden. Bilinçsiz ama edin. senin o ışığın deriz ya, auran vardır o anda. Belki da de çok Tabii. hevesli gözlerle ya baktım. Hı hı. O bana e, bir kamçı oldu yani. Evet. Müthiş keyif aldım. Belki üç cümleydi bütün rolüm. Ama o bana büyük bir mutluluk verdi yani. ve... Oradan gitti. Ondan sonra bunun peşine düştüm. Yani evet. her olayda ben olmak istedim ve bütün okul hayatım boyunca hep parmak kaldırıp ben oynayabilir evet. miyim diyen bir talebe oldum ve öyle de gitti zaten. Öyle de gitti diyorsun ama e, o dönemler herhalde para iyice azaldı zannediyorum. Hep, hep aynı sıkıntıda, aynı yaşayan, sıkıntıda. E, bir evet. Aynı sıkıntıda evet. Çünkü tiyatroya e, aslında tiyatroya adımını atman orada bir sekreterlik ve yarım gün paranı kazanmanla değil mi bir cep harçlığınla Aslında şöyle mı oldu. başlıyor? Nasıl? Ee, i̇şte kolej çok pahalı bir okul zaten. Evet. Her şey çok e, maddiyata dayanıyor. Okul sonunda çok iyi bir talebeydim ben. Bütün Amerika'daki üniversitelere burs talebinde bulundum. bulundum. Hı hı. Yüksek dereceyle bitiriyordum okulu yani. Ve e o dönem çok, için çok ileri bir şey bu çok aslında tabii, tabii zamanının çok öncesinde 65 yılı tabii, yani 1965. Tabii. Ama 1962 yılında Amerika'ya seçildim ve Amerika'ya Bir sene Amerika'da okudum. Ha, bravo. Şimdi o da tabii bende bir Amerika hmm. hayranlığı getirdi. getirdi evet. Çünkü oradaki derslerde de başarılı olduğumu gördüm. Yani bir tamam Amerikan kolejinde okuyorum ama bir Türk talebe Amerika'ya gidiyor. Yadırgamıyor, yatırganmıyor. E, tiyatro kursuna giriyorum, drama klaba giriyorum. Hatta hiç unutmuyorum. Biz bir bir, bir e, şey hazırlamıştım, bir parça hazırlamıştım. Hoca sınıfın önünde Bakın yabancı bir talebe ne kadar iyi beceriyor hmm. ve oynuyor diye beni göstermişti. Artık Ay, gururdan yani ben, <laughs> artık o kadar e, bu bana çok şey güzel. oldu. Tabii ki motivasyon bir vermiş, çok büyük tabii. motivasyon ki. oldu. Okul bitince bütün okullara müracaatta bulundum hmm. ama burs istemek zorundayım. Tabii, Çünkü Amerika'da okumak çok zor. Tiyatro yazdığım için çoğundan alamadım. Hmm. Yani hep e, kabul edildim notlarım zaten öyle Anladım. ama hmm. burs alamadım. Evet. Burs alamayınca tabii gidemedim. Çok üzüldüm. O sırada buradaki bir sürü diğer sınavları da kaçırmış oldum. Çok emindim kendimden çünkü. Bir baktım LCC'nin tiyatro kursları var ve çok önemli hocalar ama. Yıldız hmm. Kenter, Müşfik Kenter, Haldun Oo. Taner, Seyit Mısırlı, Melih Cevdet Anday, daha kimli beklen Alga, Algan. Yani o kadar önemli bir tabii. şey. Aa, aa şaşırıp kalıyorsun. En iyiler o dönemin en iyileri. En iyileri. Hmm ve oraya müracaat ettim. O da kursa parayla. Hmm. Son onun sahibi Mesut Bey vardı. Çok şeker bir insan. Beni de biraz uzaktan, kolejden falan böyle bir tanıdık vasıtasıyla tanıyormuş. Nevra dedi sen dedi öğlene kadar dedi sekreterlik yap burada. O sekreterlik paran senin kurs Harika. olarak karşılasın dedi. Yani Amerika'dan alamadığım bursu oradan yarım yani burs olarak almış evet, oldum. Evet ama kendin de yani orada bir fiil çalışarak da bursunu da bir de ödedin. Aslında ne kadar e, gurur verici bir şey. Tabii yani biz hiç... bu kadınlarımızı lafını bağla kesiyor ya yani hep bunu söylüyoruz insanlar bir şekilde hani parasızlıktan böyle bir utanıyorlar geçmişteki sıkıntılarını söylemek istemiyorlar hani böyle her şey sanki çok rahat gelmiş her şey çok şansla gelmiş gibi hayır kimsenin hayatında gerçekten böyle gelmiyor. Yani sonuçta işte sen istediğin o Allah'ın da sana fısıltısını verdiği kariyerin konusunda gidiyorsun. E Belki orada senin gibi sekreterlik yapan yoktu o anda. Herkes parasını ödeyip geliyordu. Tabii. Ama bunda gocunulacak hiçbir şey yok ki. Ay hiç buna gocunulur evet, mu? Evet ama inan o kadar insan yok ki artık. Aa hiç ben bu aklımın köşesine e, gelmez yani Tabii ki. çalışmak bir şeyi başarmak e, başarının giden yolunda bütün zorlukları zaten kendi isteğinle aşabilirsin hele e, parasal durumdan kompleks yapmak zaten evet. benim mesela evet. böyle bir olay vardı kolejde partiler olurdu ben de bir gün gitmiştim babamdan baba bir ayakkabı almak istiyorum bugün çok önemli bir parti var işte herkes orada olacak dedim sana partiye ayakkabı, gidecek ayakkabı alacak paramız yok dedi. Evet. Normal eski giydiğin pabucunu giyebilirsin. Zaten seni o partide ayakkabı için beğenecek bir çocuk varsa o çocuk seninle hiç ilgilenmesin daha iyi dedi. Evet. Çok doğru. Ben Çok böyle doğru. kalık aldım. Evet. Ama şimdi, şimdi tabii daha bunu iyi algılıyorum ama o yaşta o gençlikte biraz beni acıtmıştı tabii açıkçası. Ki. Üç gün sonra diyelim okuldan bir İngilizce kitap istediler. Aynı ayakkabı parasındaydı, babam onu çıkarıp verdi. Verdi, tabii. Kitap için veririm tabii, dedi. Tabii. O yüzden mesela o bana çok güzel bir ders olmuştur. Yani materyallerin seni kişiliğinde bir etkilisinin olmadığı, kendi kişiliğinin evet. önemi olduğu ve öyle bir şeyden hayatta kompleks yaşamaması evet. gerektiğini evet, insanların. Evet. Hep o zaman çok kendini önemli. daha çok geliştirirsin. Sen benim üstüme başıma takıma bakma, Aynen, kafama önemli. bak, gönlüme bak, S ruha bak. ruhuma bak. Evet. Yani o, o Dün çok önemli. Biz de yaşadık onu. Ee, kızım dedi ki, anne dedi, iki tane dedi çok popüler arkadaşım var okulda dedi. Ee, i̇şte gösterdi bana çok pahalı bir ayakkabı gerçekten. Hani böyle Hı. marka ama yani bir çocuk için olacak iş değil. Ay dedi işte bunları dedi şey yapıyorlar dedi giyip geliyorlar dedi hatta bir iki rengini ondan sonra ve dedi e, Instagram'larında da şimdi çocukların da hepsinin Instagram'ı var tabi işte paylaşıyorlar sürekli. Dedim ki Almila'cığım bu bizim için söz konusu bile değil yani senin yaşında bir çocuğun bu ayakkabıyı alıp oraya okula gitmesi utanç verici dedim. Böyle kaldı nasıl anne dedi utanç verici dedim böyle bir şey söz konusu bile olamaz. Her şey yaşında sen dedim böyle bir paran var mı bunu alacak? Yok. İleride dedim olduğunda kendine eğer tercihin bu olursa alabilirsin ama şu anda mümkün değil dedim. Hemen durdu önüne baktı. Kapattık konuyu. Çok güzel yani bence yaptın. çok dikkat etmek gerekiyor evet. Ee, evet. böyle olaylara. Yani yarattık. bana o hayatımın dersidir. Doğru. Ayakkabı için para vermeyen babamın Evet. 3 gün dört gün. Hadi hikaye daha güzel olur iki gün sonra diyelim. <laughs> bir kitap için evet. aynı parayı verebilmesi evet. Evet. benim değerlerimde, evet. Evet. bakış açımda bir farklılık yarattı ve bu ömür boyu giden Boyuda bir gitsin. şey oldu. Evet. Ben de çocuklarıma aynı şeyi hep vermeye çalıştım. Ee, öyle eğittim. Şimdi torunlarımı aynı şekilde eğitiyorum. Tabii güzel şeylere olan e, zevkler, beğeniler, keyifler herkes için geçerli. Tabii ki. ...hepimiz en kalite yemeği yemek isteriz, en kalite suyu içmek isteriz... ...en kalite spor pabucu giymek isteriz ama evet. bununla mutsuz olmak... Evet. ...o yanlışa yanlış. sürüklüyor insanı. Değer yargılarını doğru yerlere kurmak, evet. getirmek evet. gerekiyor. Evet. Çok çok katılıyorum. Ee, peki o ne kadar sürdü oradaki eğitim? Bir senenin Bir sene sonunda... Sürdü. Ee, ...benim ne kadar muhteşem olduğunu gören... ...Haldun <laughs> <laughs> Dormen... Ee, Beni tiyatrosuna davet etti. Güzel. O da tam böyle filmlerde olur ya bir gün evinizde mutsuz mutsuz otururken birden telefon çalar. Alır açarsınız. Ben Haldun Dormen'in sekreteriyim sizinle bir şey görür. Ay şaşırırsın hani böyle yakın plan girer. Senin hafif gözlerinden yaşlar Ay, gelir çok falan. Güzel. Tam öyle. <laughs> tam öyle oldu. Tam öyle. Ondan sonra ben inanamadım nedir dedim Dormen tiyatrosuna. Ee, gelebilir misiniz dedi. Benim ayaklarım oraya nasıl gitti, ne oldu hiçbir şey hatırlamıyorum. Peki bu bir kırılma noktası diyebiliyor muyuz? Herhalde. Hayatım tamam. değişti. Senin hayatın değişti. Düşünebiliyor musun? Hem tiyatroya giriyorum hem kocamla tanışıyorum. Yani hmm. o kırılma noktası. Şimdi o zaman dua ediyorsun. Niye Amerika'ya gitmedim? Niye burs alamadım? Doğru. İyi olmuş. Doğru. Diyorsun. Doğru. Ee, ve de gittim işte 10. senelerini kutladıkları için Cengiz Hanım Bisikleti adlı oyunda Gül Hanım rolünü bana teklif etti. Yıllar önce Ayfer Feray oynamış. Fakat Ayfer Feray Bodrum'a yerleşmiş ve oynamak istemediğini söylemiş. Haldun da beni talebesi olarak hatırladığı bildiği için ya oynayabilir bu kız. Kolejde de çok piyeste oynamış demiş. Ben öyle tecrübesiz bir senelik kursumla o Dormeyen Tiyatrosu'nun kulisine girdim. Nerede benim enginarlarım? Çok şükür vaktinde gördüm de yerine geri verdim. Ne? Geri mi verdin? Kime? Kime olacak? Fransa Merkez Bankası yönetim kurulu başkanına. İyi e, ettin. İlk defa parayla almıştım. <laughs> Desene beş paramız kalmadı artık. Hayır, senin kadar para canlısı adam görmedim. Korktun mu? Ah. Değil mi? Hiç unutmuyorum. Bala Sokağı'nın arka kapısı vardı. Bala Sokağı'nda Dormier'in kulisine girdim. Böyle bir yer herkes oturmuş, 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 oturmuş. Hiç unutmuyorum Turgut Boralı bir koltukta. Ben böyle yeni giren bir genç kız girdim. Otur kızım dedi, oturdum. Çay içer misin dedi. Yok efendim ben evde sabah içtim dedim. <laughs> Millet yerlerde. Çünkü tiyatro kulisinde her dakika çay içilirmiş meğer. Ben onu sonradan öğrendim ve herkes çok güldü. Hani ben sabah evimde kahvaltıda e, sen içtim. E orada mahcupsun o anda. Evet, çok yani, doğal tabii benim için. Ki. Ondan sonra yıllarca Turgut Boralı arkamdan güldü. Ya bu ilk geldiğinde çaya bir sabah içtik dedi. Biz her bir ömür boyu orada kuliste, provada e, her, her dakika çay içilir ve hep bunu anlatırdı. Çok gülmüştüm. Cesaretini sonra nasıl topladın? Çünkü hayatta hep o cesaret çok, zor topladım. çok önemli bir şey. Çok zor. Ben zaten biraz utangaç bir tipimdir normal hayatta. Hiç belli olmaz. Herkes der ki, "Aa sahnelerde fırtınalar estiriyor, nasıl utangaç olursun?" Normal hayatta utangaçımdır. Girişken değilimdir. Bir yere böyle büyük bir antre, bir giriş bir şey yapmaktan hiç hoşlanmam. Hep birilerinin arkasına saklanırım. Ha, çok Yıllarca enteresan. sinema gişeden bilet alamadım ben, kuyruğa girip beceremedim. Çekin gelinlikten, o kadar şeydi ki bu kadar rahatsız i̇şte sahnede. değil. Evet, i̇şte. çok Aslında galiba tiyatro yapmamın da nedeni o. Hmm. Yani Başka normal hayatta mi? normal hayatta o kadar ıı, dışa dönük ve girişken olamamanın getirdiği hmm. eziklikle dışarıda ve sahne üstünde ...şimdi ben başka bir karakterim diye... ...çıkıp kendini gösteriyorsun. O Nevra değil. O, o rolün adı. Hmm. Anlatabiliyor muyum? Evet. o Senin zıttın zaten işte gene. Genelde zaten bu tip insanlar... Hmm. ...bu yöne başvuruyorlar. Mesela Kemal Sunal utangaçtır, Şener Şener utangaçtır. İnanamazsınız Adile Naşit... ...utangaçtır. Bir yerde konuşma yapmak istemezdi. Kahkahasını atar otururdu. <laughs> o kadar yani... ...çok sanatçı böyle... Hmm. Evet. İçe dönüktür İçe dönük. ama hep dışa dönük roller oynamıştır. Oynayıp, hep o evet. karakterin içine bürünebilmek için söyleyemediklerini gösteremediklerini belki bir rolle gösterebilmek evet. için. Peki senin karakterine en zıt rol olup da seni böyle oynamaktan müthiş keyif aldıran rol hangisiydi? Çok güzel bir soru çünkü hepsinde kendimden de bir parça buldum diye düşünüyorum. Kaç kere ona söyledim? Ben periyim. Çalışmana gerek yok dedim ama dinlemiyor. Muhakkak çalışmak istiyor. Aman bırak duducuğum. Nasıl mutlu oluyorsa öyle yaşasın. Ama Perihan o yokken onu çok özlüyorum. Keşke Peri olsaydı da hep benimle Şatoda kalsaydı. Bir tek televizyonda oynadığım Vayanam Vay Sivaslı bir köylü kadındı. Orada çok çalıştım. Sivas'a gittim. Ha. Onların Konuşma tarzını algıladım. Yürüyüşlerini, el hareketlerini falan inceledim. Bir 3-4 gün kaldık orada. Ben sırf onu oturmak için çok benim kostümüme uymayan bir anladım tiplemeydi. Zorlandın belki biraz e, ondan. Zorlandım çünkü insan birazcık da kendi vücut yapın, vücut dilin, görselinle ilgili karakterle de bir bağdaşma doğru, doğru. yapabiliyorsun. Yani şimdi hem birazcık yaşı geçmiş... Nene, Sivaslı köyden gelmiş, e, o diyalekle konuşuyor falan, hani çok bana uymuyor fakat hani Müjde'nin bir yazdığı olaydı. O kadar güzeldi ki komedisi, ben oynamak istedim sırf komediyi çıkarabileyim ee, diye. Anladım. Yani bana en ters düşen, ters düşen tipleme hmm. e, o. Ne diyeyim hacı, ben Feyzullah gibi taş yürekli miyim? Çok önemli dedi, gitmezsen ölürün dedi. Kuzu açılmamış, encik yavrusu gibi ağlarken görünce dayanamadım. <laughs> Gittiği yer, yakın bir yer olsa neyse. Kadıköy mü orası? Ta Mersin. Durdurun Dünya inecek barda beş ayrı kadın tipi oynadım mesela. Oo. Biri Amerikalı, biri Rus, biri Alman, biri Türk. Hiç zorlanmadım. Hı. Hele Amerikalı da hiç zorlanmadım. Çünkü zaten Amerikan okulunda evet. okuduğum için herkesi o kadar iyi tanıyorum doğru. ki nasıl Türkçe konuştuklarını çok iyi e, gözlemlemişim. Rus'u biraz filmlerden bağdaştırmıştım. Almanca'yı da e, Altan Karındaş'tan gidip ders almıştım. Ha, çok güzel. Orada mesela hep tipten tipe Giriyordum. giriyordum ve de çok keyifli Peki, oynamıştım. Peki aklıma geldi şimdi. Yani bu parasız yani hani Hı. o büyük bir para yok herhalde tiyatroda o dönemde. Var mı yani sen bu rolleri oynamaya başladın A -a. para kazanıyor musun? Ay tabii. <laughs> Kazanıyorsun. Yani yani bir para. Yani ben daha var. önceki durumlarımızı anlattım yani evet. kıt kanaat geçinen kıt bir kanat, aile bile Dormene gidip de maaş alınca Ha bir bir anda Hayrabey'e gidiyorum. E, Beyoğlu'nda hemen ilk butiğe girip bir etek almıştım. Yeşil, e, gri böyle şeyle desenli bir etek almıştım. Yani tabii ki bir dambüre çok, çok güzel. Peki o yani o dönemlerde böyle sanatçı olmaya, işte artist derler ya Hani artiste olmaya kötü gözle bakılmıyor muydu? Yani sen bunu istediğinde hemen ailen tamam mı Aa, dedi çevre. Babama dedim ki Haldun Dormen'den teklif geldi, hemen git oyna dedi. Aa, çok Haldun Dormen çok başarılı dedi. Prestijli. Amerika'da Hı -hı. okumuş dedi. Babasını Sayit Dormen'i çok iyi tanırım, İyi bir ticaret adamıdır dedi. Babam da o sırada Hı -hı. ticaretle meşguldü. "Tabii" dedi. Tabii ki hemen tiyatro, tiyatro ve bir sene boyunca babam beni her gece gelip tiyatrodan aldı eve götürdü. Bebek'te gene tabii Bravo. oturuyoruz. Bravo. Ee, gece saat 12'de dönemem diye. Babam her gün bebekten dolmuşa bindi. Dormen tiyatrosuna geldi. Belli bir koltuğu vardı. Haldun çok saygı gösterirdi babama. O koltukta oyunun bitmesini beklerdi. Beni alırdı tekrar yürüyerek Taksim meydanına geliriz. Bebek dolmuşları vardı orada. Oradan bebeğe babamla dönerdi. Sen. Hangi baba yapar çocuğu sırf Çok şanslı yani diye. iyi bir babaya sahip olmak büyük bir lüks bence hayatta çok. zaten. O yüzden çok şükür ki senin hayatında olmuş. Peki Metin Serezli hayatının büyük aşkı 45 senelik. Nasıl tanıştınız orada? Tabii ilk tanıştığımda Metin tiyatroda değildi. O sırada oyunu yoktu. Sonra bir hastalık geçirdi. Eve şeye istirahate çekildi. Biz o sırada turnelere falan gittik. Ama oyunun ilk gecesinde gelip Tebrik ederim, çok başarılısın bu yolda ilerle inşallah. Güzel bir şey dediğini hatırlıyorum ama o sırada zaten böyle bir şey yok hayatımızda. Sonra Nisa ile ayrılıkları oldu. O sırada biz aşk diye bir psde başkası oynayacakken galiba benim yaşım küçük olmama rağmen Nevra bunun altından kalkar diyen bir halde Nourmelle ve de Metinle. Onu hiç zaman soramadım. Bilerek mi beni istedi? Hmm. Yoksa bir göz koyma durumu olmuş olabilir olabilir. olabilir. Hiç bir zaman evet. ağzından onu alamadım. Oynar demişler hmm. aşk diye bir piyes. Üç şeyli. Hmm. Ankara'da provalara başladık Şirin Devrimle. Şirin Devrim kitabına yazmış bunu. Onların aşkına ben öne hak oldum diye. O öyle bir durum başladı. Sonra beni durdurun Dünya İncek var Ankara, Ankara Sanat Tiyatrosu'na davet ettiler. O sırada böyle nişanlı gibi bir durumdaydık. Ben gitmek istemedim. Metin bir oyuncuya böyle bir rol 40 yılda bir gelir gitmelisin dedi. Ne güzel bir düşünce. Ve o bütün kişiliğini ömür boyu sürdürdü o kişilik. Yani benim için bir şeyler yapabilmek, benim iyiliğimi düşünmek. E senden de yaşı büyük değil mi? Kaç evet, yaş büyük. 10 yaş. 10 yaş büyük tabii yani bayağı Hı. olgun. E, başarılı da bir kariyeri var. Peki senin böyle gözünde büyümemiş miydi zaten? Yani çıkıyorsunuz o zaman, nişanlandınız. Hayır ben onu, ben daha kolej yıllarındaydım. Ee, hayvanat Bahçesi diye bir oyunda... Erol Keskin'le birlikte oynuyorlardı Genar Tiyatrosu'nda, orada gidip seyredip hayran olmuştu. Ama tam bir aktör hayranlığı. Evet. Erol da müthişti, Metin de müthişti. Yani ben de tiyatroya heveslenen bir genç evet. kız olarak o günü hayatım boyunca unutmam. Evet. Onların o muhteşem oyununu, muhteşem bir oyun ikisi de çıkardı. Tamamen o zaman bir aktör hayranlığı. Evet, Doğruya sonra, doğru. Tabii. O, ama o seni Zaten seçmiş. o kadar ulaşılmaz değil mi? Kişi ki o. Evet, o, o seni sırada. seçti ama. Yani. Nasıl seçti bilmem. E işte seçti. ilk sana yanaşan o değil mi? O seçti. Yo. Sadece nasıl bu oldu? rolde başarılı olur oynasın demiş. E sonra peki Aslında nasıl o da bana oldu? hiç yanaşmadı. Ben de ona böyle oynarken, oynarken, prova yaparken, yaparken yani <laughs> Yakınlaştınız. Böyle tabiatın doğal akışı mı denir, ne denir? Evet. O şekilde başlamış oldu ama Gerçekten metini tanıyınca çok daha fazla etkileniyorsun hmm. ki o zaman da aşırı yakışıklı, çok hoş, tam evet, jön tabii canım. Ya yani müthişti bakmaya kıyamazdın yani o kadar hoştu. E kıskanmıyor e, bir genç muydun? Genç kız. Evet tabii Kıskanır. ki kıskanırsın herhalde çünkü herkes o hayranlıkla e, hayranlık. bakıyordu. Hayranlık ama hayran hayranlığını kıskanacak bir şey yok ama yani o kadar hoş duruyor ki sahnede o kadar güzel ki bir de o kadar güzel ve hoş bir insanın. Huylarının iyi olması. Evet, tabii ki. E, iyimser olması, e, ne bileyim ben insanlara güzel yaklaşması, evet. ömür boyu da hep öyle oldu. Hep böyle insanlara güzel, güzel. yaklaştı. Hiç kimseye evet. kötü muamele etmedi. Ay sen ama çok da aşık olmuşsun. Ben şu an burada bile evet, o hissi evet. yakalıyorum yani. Dedikodu sevmez. Biri hakkında kötü bir şey söylersen der ki ya bir de onun tarafından düşün o kadar kötüleme der. Ben kendimden utanırdım. <laughs> ben mi kötüyüm acaba da öyle düşünüyorum diye. Yani sonra çok sakindi Benim biraz böyle fevriyeliklerim vardır çocuklar konusunda, hayat konusunda. Biraz negatif hemen düşünürüm. Ay olmayacak, ay yetmeyecek. O hemen böyle beni evet. sakinleştirirdi, rahatlatırdı. Hele çocuklar büyürken. Peki o seni kıskanıyor muydu acaba? Çünkü Hiçbir sen zaman de çok belli gençsin, etmedi. güzelsin. Hiçbir etmedi. zaman belli etmedi. En ufak bir Hani ay şunu da giyme bu da şöyle olmuş. Hatta tam tersi. Çılgın sonbaharda benim herkesin seyircilerden hatırladığı meşhur bir siyah elbisem vardır. Buraya kadar kapalı her tarafı. Arkayı bir dönersin. Arka hiç yok. Hem bütün açık bacak hem sırt yok. Evet. Piyesin de en önemli noktasıdır o. Çünkü kocası aldatır kadını. Genç bir sevgilisi vardır. Ana oğul birleşirler. Babama nasıl bunu hatasını gösteririz diye. Kadında kendini bırakmış, salmış bir Aha. kadındır. Ev kadınıdır. Kurabiye pişirir sadece. Bir sürü kadının yaptığı gibi. Halbuki hiç kendi güzelliklerini hissetmemiş, hissetmemiş. bir kadın. Hı. Oğlu onu dürter ve bir davet yaparlar evde. Kadın bu tuvaletiyle gelir kocasının yanında. Servis yapar. Adam hiçbir şeyin farkında değil. Müzik başlar. Evet. Kadın arkasını döner. Müthiş bir şovla dans eder. Adam şaşkın ve de tabi seyirci buna çok güler. Çünkü kadın seyirci zaten adamın rezil olmasını istiyor. Doğru. <laughs> Anlatabiliyor muyum? Ve o tuvaletin provası geldiğinde Haldun Dormen ve Gencay Gül'ün sahneye koyuyor. Ben provadan giydim, elbiseyi çıktım karşılarına. Metin de var. A çocuklar yapmayın Allah aşkına bana bunu giydirmeyin. Bu çok fazla açık dedim. İlk Metin, yo Nevra çok güzel. Tabii ki giyeceksin dedi. İtin saçmalama dedim. Bari sen izin verme de. Ben <laughs> bunu giyemiyorum hiç evet, benim olarak bir şeyim yoktur çünkü. böyle. Hayır dedi. Bu rol için bu gerekli Tabii. dedi. Evet. Mesela gereğini yapıyor. Evet, evet ama yani hakikaten. Evet. Biraz fazlaydı Fazla bana miydi? göre. Hep rahatsız oldum o sahnede. Hmm. Hep rahatsız oldum. Ama Metin mesela destekledi beni orada. Enteresan. Hayır bu rol için bu gerekli ve çok iyi olacak bu dedi. Hmm. Müthiş alkışlarla biten evet. i̇şte bir... İşte seni de yüceltiyordu orada yani. Aslında Hayır, senin yani en iyini ortaya şey, saçma çıkartmaya kıskançlık. Da çalışıyor. Yok hani yok, karı koca ki. Orada karı koca gibi davranmadı. Orada Anladım. bir rejisör gözüyle ve de... O oyuna evet, nasıl evet, etkisi, etkisi olur İşte en iyini diyorum ya. Yani senin aslında oradaki en iyi versiyonunu ortaya çıkarmaya çalışıyor evet, oyun içindeki. Evet. Yani şimdi böyle karizmatik bir adam falan nasıl geldi seni istedi ailenden? Neler düşündü, neler organize etti? Bunu hep anlatmışımdır <laughs> çok gülerler. <laughs> Babam da biraz şey bir tipti zaten. Nasıl diyeyim sana? Yani o devre uymayan bir adam tipiydi böyle. Çok okumuş, beş lisan bilen Fransalarda okumuş, Robert Kolej'de, Boğaz içinde okumuş falan böyle entelektüel. Hiç dünyaya işte dediğim gibi bu ayakkabıyla da git neyle gidersen git diyen bakış açısında bir adam. Ben hiçbir şey söylemeden Metin elinde bir gofret ve tek bir gülle beni istemeye geldi. Bir tek gülle. Tek bir gül ve gofret. <laughs> o niye gofret niye? Çikolata gider ya. Ha çikolata yerine onu getirdi. Ha, parası esirili. yok ki tiyatrocu çok... o da. Gümüş içinde çikolata mı götürecek? Ve bu babama tam denk düştü. Denk düştü değil mi? Yani Aynen. adamın evet, evet, <laughs> istediği bir göz Allah vermiş. Çünkü o kadar hoşuna gitti ki. Aa benim adamın havasına girdi. Çok çok hoşuna gitti. Sonra yıllarca biz bunun hep esprisini yaptık. Ee, aynı tip olay böyle devam etti. Halbuki ben, gerçekten parası yoktu yani. Bir espri yapmak giden, için de yani şimdi 40 saat ne çikolata alacak? Alacak, edecek. Mim olan kızı almak. Kızı almak. Ha. Kız da he demiş zaten. Kız zaten dünden ha. he demiş. Aynen. Öyle bir Ay şey. Çok güzel. Ve tabii gene parasızlıktan e, ama bu parasızlık lafını tekrarlıyorum ama bunu ağlamak için yapmıyorum. Değil değil. Yani, tabii ki canım anlıyorum. şimdiki devirde de bir, bir takım evet. şeylere paran yok yani. Yok, yani. Yoksunluklarınız var. Evet. Yani bu açlık yani anlamında tiyatrocu... değil tabii ki. İki tiyatrocunun maaşına parasızlık evet. denir yani. Tabii. Dormen tiyatrosunun sahnesinde evlendik. Düğünümüz Aray, yok öyle yaptı. Aydın yani, dedi ki ya gelin sahne değil <laughs> evet, evlenin işte güzel. dedi. Belki dünyaları sarf etsek öyle bir nikah, öyle bir düğün olmazdı. Bundan daha muhteşeme olamaz. 400 koltuk tıka basa dolu. Düşünebiliyor musunuz kapıda sizi geçirecek olanlar Dormen'in en büyük şöhretleri ve oyuncuları Ay, kapıda. evet muhteşem. Ve de sahnede bir masa ve benim şahidim Haldun Dormen, fotoğrafçımız Ekrem Bora ve Altaner Bulak. Ay çok enteresan. Bir filme çekiyor <laughs> 8 milimetre, mm. Altaner Bulak fotoğraflarımızı çekiyor. Ay o fotoğraflar muhteşemdir Yani kime isteseniz tabii. bunu yaptıramazsınız. Tabii Müthiş bir şey oldu, nikah oldu ve herkes çıkarken bu oyun tuttu demiş. O oyun tuttu. Çok güzel. O oyun, evet, oyun tutmuş, 45 sene tutmuş. Evet daha da sürerdi de, de işte. Bu, ben yani neden bu kadar hayranlıkla dinliyorum bu, bu olayı? Yani bakıyorum sürekli bir yüzeysellik var yani evet. insanlar. Dediğin gibi yani herkes bir paketlere bakıyor. İşte birini sevecek ama paketi ne? Hani işi ne, parası ne, arabası var mı, evi var mı? Arkadaşlık bile edilecekken şu anda o paketlere bakılınıyor. Canım arkadaşlık böyle olur mu neyse ama bizim devrimizde değerler farklıydı. Farklı. Ama inan Şimdi bizde bu değerler... de farklı. Bazı bazı çevrelerin bazı insanların değerleri bozuldu. Herkes böyle değil. Çok etkileniyorsun ama. Etkileniyor, yani o zaman evet. sosyal medya yok, Instagram yok, yok mesajlaşma evet. yok, komşuculuk var, aile hmm. arasında dedikodu var. Ya yani en kötü yapılan şey komşu arasında yapılan dedikodulardı. Mahallenin dedikodusuydu. Şimdi evet. öyle mi ya? Yani, yani bir evet, kere doğru. her şeyden farkında oluyorsun, anında farkında evet. oluyorsun. Farkındalık ve kıyaslama var. Neden Kıyas... o kıyaslama? Etkileniyorsun. Kıyaslama. En etkilenmeyecek tip diye düşündüğüm eski kafalı ben diyelim mesela. Instagram mecburen bir iki filmde bir şey de gerekti açalım denildi. Mesela ben de bir şey yaptığım zaman şimdi bunu da mesela koyacağım Instagram'ıma. Sanki tabii insanlar koyu, mecburmuş gibi benim ne yaptığımı bilmek gibi. Ben de etkilenip koyuyorum. Koyuyorsun. Dün oyuna gittim, pat basıyorum. İşte dün Esra'yla program yapacağım şimdi mesela. E tabii, esra, tabii bilmem ne programına beni seyredin diye yapacağım. Tabii Hiç ya, ben yani ne olacak? Hayır ama o hayır. hale geliyorsun ama bak bunları yap. Ben bunda hiçbir şey demiyorum. Bunları da yap. Ama o derin dostluklar, derin ilişkiler işte o diyorsun ya yani o derinliği yaşamışsın sen kocanla. Tamam yoksunluklarınız olmuş ama baksana gözlerin içi hala parlıyor. Ben eminim ki senin dostlukların da böyledir. Çok yani, az dostluk var. Evet az özdür, sabun Tabii. köpüğü gibi değildir. Yok. Anlatabiliyor muyum? Öyle bir çünkü içsel bir tarafın var hissediyorum bir onu. Bir kere dürüst yani dürüstlük severim. Hiç böyle oynamayı sevmem. ...demin arkadaşlara da söylüyordum... ...şimdi artık öyle bir yaşa geldim ki... ...doğruları söyleme yaşı diyorum benim yaşıma... ...doğruları doğru. rahatlıkla söyleyebiliyorum... Doğru. ...hani yaşımdan dolayı hürmet gördüğüm için de... ...ah dua yenimiz hocam falan esprisi içinde... Her ...rahatlıkla şey söylüyorum... ...o çok rahatlatıyor evet, ama ben doğru. gençliğimde de... ...oydum yani hiç böyle... Böyle yapmazdım yani bir şekilde pat diye söylerdim. Ama gençken tabii biraz antipatik olabiliyorsun çok doğrucu davut olmakla. Şimdi bu senin tarzın olmaya doğru yöneliyor. Yöniliyor, doğru. Ve eğer işe yarıyorsa özellikle gençlere torunlarıma çocuklarıma faydalı olur diye düşünüyorum. Çünkü kaç senelik bir tecrübe var, doğru. bir görmüşlük var, bir eleştirisel bakış var. Bir Doğru. de tiyatrocu olmak zaten her yere soru işaretiyle bakmak demek. Tabi, Aşırı gözlemlemek, gözlemlemek demek. var. E biraz dış dünyayla da ilişki var. Farkındalık var, tabii. Yaratmak var. Evet. Ama bir şey söyleyeceğim Nevracığım. Şimdi dürüst olalım gene. Yani çok korunaklı. Bir de kariyerin olmuş tamam. Çünkü e, Haldun Doğraman kırılma noktan, e, muhteşem aile gibi sarmalamışlar. E sonra eşin çok saygıdeğer bir tiyatrocu, bir sanatçı. O seni pamuklara sarmış, harika. Ey ama yani hiç mi zorluğu yoktu? Yani Metin Serezli bu kadar mükemmeliyetçi bir adam. Yani böyle yüklenmedi mi sana? Böyle bir zor bir dönemlerin e, dibe vurduğun, bir isyan ettiğin hiç mi kariyerinde dönemin olmadı? Kariyerimde de olmadı. Yani olmadı. Aile hayatında da e, zaten bizim hiç dargın yatmamak, her şeyi konuşup beraber aynı yatağa girmek gibi bir prensibimiz vardı. Bir de evlenirken birbirimize söz vermiştik. Kişiliklerimizi değiştirmeye çalışmayalım. Hmm, çok güzel. Neysen olsun, ben seni böyle sevdim, böyle aşık oldum. Sen de beni öyle. Yani şimdi başta adama aşıksın, seviyorsun. Sonra iki evet. gün sonra ben seni bu huyuna sinir oluyorum. Şunu niye böyle yapıyorsun, niye böyle yapıyorsun? Demek Doğru. yanlış oluru ee, öğrendik birbirimize evet. o da bana yapmıyordu. Ben ha sevmediğim huyları var mıydı? Tabii ki vardı. Onun bende sinir olmadığı huyum tabii ki vardı. Mümkün değil. Yani mükemmel olman zaten yok, mümkün değil. Yok. Mükemmellik diye bir şey yok ha. zaten. Ama neye sinirlendiksek, neye alındıksak, neye kızdıksak orada oturup onu hep halledip hiç Öyle dargın. Yatak ama ama ben girmedim. bir yerlerden hatırlıyorum ki seni böyle bayağı bir ağlattığı bir zaman var. Hangisi o? Hangi oyunda? Çılgın sonbaharda. Şu fermuarımı kapatır mısın? Mişel annene yardım eder misin lütfen? Sen <laughs> benden daha beceriklisindir. Sen mi kokuyorsun böyle? Ah evet. Yeni parfümü beğendin mi? Poison. Ya beğenmesine beğendim de biliyorsun parfüm kokusu benim safra keseme dokunuyor. Mayonez dokunmuyor mu? <laughs> Çılgın sonbaharım nerede, neden ağlattığını bak hatırlamıyorum. Evet. Çok iyi buldun onu, yakalamışsınız. Ama neden ağlattın? Oyun sırasında mı bir şey oldu da bana kızdı, ben de ona göz kaş işareti yaptım, delirdi mi ne? Selama çıktık. Ben mi ittim elini selamda, o mu benimkini itti? Hatırlamıyorum açıkçası ama böyle bir olay oldu ve ben böyle gözyaşlarımı zor tuttum. Ee, ve bu onca yıl zaman içinde de Karı kocanın oyunda aynı oyunda oynaması zaten hep zordur. Zor, tabii ki hep ki. güzel geçmiştir. Ama orada çok incindiğimi hatırlıyorum. Galiba ben ittim böyle çünkü ikimiz el ele tutuşup öne yürürdük. Elini şöyle itti bırakıp tutmadığım olduğunu hatırlıyorum. E sonra aynı arabayla eve döneceğiz. <laughs> Mecburen aynı arabaya bindik bir karıştırat o bir karıştırat ben. Yemin ediyorum eve geldik. O mu ben mi onu da hatırlamıyorum. Hadi hadi sinirlerini bir boşalt dediğimizi birbirimize hatırlıyoruz. Hemen bir günde bitti. Ama çünkü Ay. şeyle ilgili bir şeydi. Oyunculukla, Oyunculukla ilgili. Ya ilgili. o çok koştun dedi, benim lafımı beklemedin dedi ya ben ona niye orada bana dönüp bakmadın dedim ama bunu galiba Metin galiba bunu bana sahnede küçük bir sesle ikaz evet. etti diye ben çok kızdım. Evet. Çok prensipli ve katı disiplinli bir oyuncu olduğum için öyle sahne evet. üstünde Evet, evet. Biraz o senin şeylere... ciddi o anda. Ciddiyim ben, hmm. ciddi oyuncuyumdur. Gülmekten falan da hiç hoşlanmam. Mümkün olduğu kadar tutarım. Sahnede laubali yapma Ama bir aranızda alt üst ilişkisi de var herhalde yani değil mi? O sonuçta yani bir daha bir duayen, yani, tamam tabii karı canım. kocasınız ama öyle bir ilişki tabii, sisteminiz bir de Metin vardır. Bir Bir de rejisör de. Bir de beni reji ha, yaptığı ki. bir gün böyle ha, e, çevre tiyatrosunda reji yaparken... Ben bir şey söyledim, o reji yapıyordu. O da hayır dedi. Ben bir şey söyledim, o hayır dedi. Ben itiraz ettim, böyle olmaması gerekir dedim. Benim rejime beğenmiyorsan çeker gidersin dedi. Oo, bu Aynen ağır. çantamı aldım ve çektim, gittim. Hı, ağır bir laf. Koca laugh. Mustafa Paşa'da. Hı. Çevre tiyatrosunda oynuyoruz. Çektim, gittim. Otobüs durağına <laughs> kadar yürüdüm. Her <laughs> dakika dönüp arkama bakıyorum. Gelmiyor mu? Ha bir dakika o kadar eminim ki gelecek Gelicek diye. Gelen giden yok. Gelmedi. Aa. <laughs> otobüs durağına gittim. İçimden dua edip Allah'ım geç gelsin otobüs diyorum. Çünkü gelir <laughs> o arada. Yetişecek yani. <laughs> ama Gelmedi. geldi. Geldi mi? Tabii. Tanıyorsun o zaman. Yani, yani. biraz geldi. tanıyorum ama biraz geç geldi. Biraz hafif bir panik yaptım. Ha. Yani öyle bir bu gönlü aldı ama ağırda konuşmuş yani. Ben Değil de ağır, konuşmuş, o da, o da konuşmuş. Ona dedi evet. ki niye kızıyorsun ya? Rahmetli rejiser olarak dedi senin iyi olmanı istiyorum. Tabii ki sana yükleneceğim evet. dedi. Ha, yani evet. bir de sen senin bunu daha iyi yapabileceğine inanmasam senden bunu istemem zaten. Onun için tabii ki sana yükleneceğim. Başka kime yükleneceğim kime dedi. dedi. Hadi Doğru. gene işi tatlı, gene haklı çıktı, gene tatlıya bağladı. bağlandınız. Ya çok büyük bir şans inan ki böyle de. Yani derin bir aşk yaşamak, böyle bir sevgiyle, saygıyla, arkasından rahmetle hatırlayabilmek Aa, evet. bunların hepsi. O da bizi izliyordur, ben inanırım öyle şeylere. Evet. Ee, sevgiyle de analım kendisini. Peki sonrasında filmler mi geldi? Çünkü Yok, bir hep film furyası var ama o dönemde senin de var. Onlar 80 70'ler, 80'ler tamam, tabii. Tamam. Yani Dormen'de oynarken, Çevre Tiyatrosu'nda oynarken geldi. En senin hit filmin hangisiydi? Kemal Sunal'lı filmler. Ha, Kemal Sunal'lı doğru doğru. Zübükler, Atla doğru. Gel Şabanlar. Hmm. Bu bakkala, bu manava, bu kasaba, bu oduncuya, bu elektrik, bu su, bu da bize. Ah, sen aklını oynattın galiba. Bin lirayla bir ayda ne yapılır? Zehra, bin lirayı küçümseme. Alınacak zavallı. İsterse gebersin. Bu ne bu böyle? Kıyma. Aa. <laughs> Ayol ne kadar çık kıyma bu. Kediye bile yetmez. Ben de öyle dedim ama... ...Ahmet efendi önce hesap sonra kasap diyor. Hı. Ah. Ben babamın evinde böyle miydim? Yediğimiz önümüzde yemediğimiz arkamızdaydı. Eşek kafa. Ne var da evlenecek? Kemal Sunal'la beş altı tane filmim var galiba. Onlar hepsi tabii. Büyük, e, e bir şey de o senin tabii çok büyük kitlelere de ulaşmanı sağlamıştır o tabii, dönemde. Tabii. Çünkü tiyatro da daha kısıtlı değildi işte Değil o zaman değildi. ya. O zaman hmm. biz dergilere kapak olurduk. Evet. Bizim hakkımızda gazetelerde röportajlar evet, çıkardı. Evet. Sonra sonra tiyatro televizyon ta ön plana çıkınca tiyatro öyle o kadar evet. fazla Doğru. Basın Maalesef, ilgilenmemeye son, başladı. Son yıllarda özellikle evet. hatta. Evet yani o öyle oldu. sinema serüveni benim için çok keyifli insanlarla çalıştığım <laughs> için çok sevdim ama ...tiyatronun yerini hiçbir zaman tutmadı. Kemal Sunal nasıl bir insan? Kemal Ahmetin. Sunal işte dediğim gibi gayet sakin, hiç öyle her dakika espri yapmayan kuliste bir tarafta tek başına oturan Allah öyle Allah. gayet sakin efendi bir insan zannediyorsun ki Kemal Sunal olunca her dakika gülünün her öylesi. dakika e, hayır evet. gayet Demek normal. Demek bir personası vardı onun da yani sanki böyle üstüne giyip çıkarttığı bir persona değil tabii mi tabii Film yani de giyiveriyor. normal oturur hemen rolüne buyurun dediğin zaman hemen inek şaban verir orada o yani hemen o şeyine girer o halde gelirdi çok tatlı çalıştık canım en çok ufak güzel. bir şeyimiz olmadı setlerde kulislerde peki sonra diziler o bir de furya var o devirde yani paramın çoğunu Çizgi filmlerden kazanırdım. Aa, enteresan. Bıcırla Gıcır'ı konuşurdum. Evet. <laughs> Vilma'yı konuşurdum. Ayı çakmaktaş. Çakmak ben de bayılırdım. Tabii. Benim çocukluğum da onunla geçti. Evet, onları hep konuşurduk Aliye Uzunatağan, ben Bekcan Koşar, Gazanfer Özcan. <laughs> Belki de kocalarımız haklıydılar. Evde kalıp oyun oynamak, dedikodu yapmak varken, yeni birliği nasıl bozar bu işten rahatça sıyrılırız. Ha, belki de çocukların sütü bitli malzemesini kullanabiliriz ha. Güzel fikir. Jetgiller vardı. Jet, Giller, Jet evet, evet. ona da bayılırdım. Yani o kadar severdim ki dublaj yapmayı. Yani neredeyse sinema yapmaktan daha çok daha dublajı çok. severdim. Hı hı. Ondan sonra normal e, sinema filmlerinde de konuşmaya başladım. Peki bir şey soracağım o arada. E, hisseli Harikalar Kumpanyası. E, kimlerle oynuyordun o dönemde? 1980, Alden Dorman yazdı, yönetti. Erol Evgin. Ay, Erol Evgin, doğru. Ben sayacağım isimler şimdi. Adile Naşit. Ay, ben de çok severdim onu. Ayşen Gruda. Harika. Turgut Boralı. Hmm. Asuman Arsan. İlyas Salman. Daha daha kim? Muhteşem. Unuttum belki bir iki kişi daha da vardır ama biz böyle bir ekip halinde ve 3 sene falan oynadık galiba. Çok mutlu olduğum hmm. bir Müzik. Behme ah, Ali Erbil. Ay doğru. Aa. O da ona da şifa dileği. Mehliga Cafer. Ay, şifa evet. dileyelim Canım benim Çünkü ya. Çünkü o da evet. Bir an evvel kalkacak i̇nşallah gelecek. Kalksın. Tekrar parmak dansında <laughs> yapacak inşallah. <gülüyor> Çok <gülüyor> güzel kulis yaşadık mesela evet. bu ekiple. Adila. Eğlenceli miydi? Evet. Aynı güzel. Yani üç sene boyunca birazcık bir kavga olmaz mı? Bir o zaman da böyle. Ayda bir kere falan oynanmıyor. Her gün oynanıyor Ay, Şam evet. Müzikalinde tiyatrosunda. Her gün oynuyoruz. Hep dolu oynuyoruz. Ankara'ya gidiyoruz. Arı Sinemasında 58 gün dolu oynuyoruz. Matine oynuyoruz, soiré oynuyoruz. Merdivenlere bilet satıyorlar. Evet, muazzam. Öyle bir evet, e, muazzam. Mutluluk yaşadık. Peki birbirinizin taklidini yapar mıydınız? O kulislerde ne yapıyordunuz yani? Yok, ben zaten öyle ...komiklik yapan, taklit yapan falan biri hiçbir zaman olmadım. Adile abla fıkralar anlatır, güldürürdü. Ayşen komiklik yapıyor. Ayşen çok Komik değil mi? Ayşen komiktir işte. İşte o hazır cevaptır. Ayşen lafı bulur oturtur. Öyle Ayşen gruda. Erol hep müziğiyle, şarkısıyla şunla bunlar. <laughs> o daha bir romantik galiba Tabii. biraz bu O jönümüz. Ha, o jön. Hmm. Yıllar sonra biliyorsun bu hisseli harikaları bir daha yaptılar. Ee, bana da Adile ablanın rolünü teklif ettiler. Öyle ama dedim ki yok ben Adile ablanın yerine geçemem. Yani yaş olarak geçerim de Adile abla gibi olamam. Onun için ben oynamayayım dedim. Erol Evgi gene Erol Evgi. Gene jön mü oynadı? Gene Erol Evgi. O da hiç değişmedi gene Erol maşallah. gerçekten. Evet. <laughs> Ve Bodrum'da onları Hay Allah. seyretmeye gittim. Erol aynen birebir 1980 Değişmedi. Aynen oynuyor. Aynı kadife ceketiyle şarkıları Allah söylüyor. Allah. Sonra Haldun'cum finalde işte bir kişi daha vardı galiba. Bizi sahneye davet etti işte eski Selaharikalar oyuncusu ha, diye. işte çok alk güzel. Alkışladı falan. Erol'la sarıldık. Ben döndüm de dedim ki Erol dedim yıllarca bana hep böyle kal, hep, hep böyle kal diye şarkı söyledin. <laughs> ama bir tek sen hep sen öyle değil. kaldın <laughs> Çok güzel. Aynen öyle kalmış vaziyette Senin rolünü kim oynadı onun karşısında? Ayça Varlayer oynadı. Onu Ayça Varlayer oynadı. Ayça var Ayşen Gru da e, Adile abla'nın rolünü oynadı. Ha Ayşen Gru da onunkini oynadı. Ayşen onunkini okay, oynadı. Hı. Ayşen orada dansözü oynuyordu. Onu da kim oynadı şimdi hatırlamıyorum. Gülüşünü yapabildi mi Adile Naş'ta? Yapmadı tabii. Kendine, göre bir, kendine göre bir karakter yaptı. yaptı. Ay, Ay, o yapılır ya, gibi o bir yapılmaz. gülüş değildi. zaten ya, Hakikaten onun taklidi yapılmaz. Onun o yürüyüşü, Kendine o özgür. tontiş topuzu, o tatlılığı. <laughs> Ay, Ay o kuliste biz aynı odada kalırdık Hı. otelde. Yani gece yarısına kadar gülmekten ne konuşurduk ne anlatırdık bilmiyorum. Öyle tatlı bir anlatım vardı ki. Ay ne güzel. Uyuyamazdık ne güzel. gülmekten. Çok güzel anılar vallahi. Çok, çok, Yo, çok güzel. Çok Onlar, güzel. Hakikaten çok güzel şeyler var böyle zaman zaman. Mevzu açıldığı zaman hatırlıyorum böyle mesela, o zaman geliyor. Ama hani pat diye bize bir anınızdan, hani vardır ya klasik soru. Tabii canım, ee, öyle bir anda insan akla Bir anınızdan bahseder misin deyince böyle kala kalıyorsun. Veyahut da o anı senin için çok önemli oluyor ama... ...anlattığın Doğru. zaman soğukluk oluyor, hiç, hiç de komik ee, olmuyor. An da geçmiş oluyor. An geçmiş evet, oluyor, an bir de geçmiş de o atmosferi oluyor. yaratabilmek mümkün evet. değil. O yüzden onun esprisi kalmıyor. Ama sıra gelip de hani konu konuyu Anlatın açarken önce, anlatma hoşuma gidiyor evet. çünkü o kadar çok değerler var ki doğru. kişilik olarak da hayatımda bu anılarda. Sana hiç böyle çelme takmaya çalışan, işte ne bileyim kıskanan yani kadın ya da ne bileyim işte ay hasetlenen ya da beğenen bir erkek de senin önünü kapatmaya çalışan falan Yani bu tarz şeyler hiç mi olmadı? Bu uzun kariyerde. Olmaz olur mu? <laughs> Tabii oldu. Ama mesela e, ben bunları hissederdim ama çok üstünde durmazdım. Hep e, kendime olan güvenimden yani oyun iyi oyuncu olabiliyorum iyi oynayabiliyorum. Ne yapabilirler en kötü bana deyip bana bir sonraki piyeste verilen rolü hırsla çalışıp daha iyi olayım, daha başarılı olayım. Başarılı olursam seyirci beni alkışlarsa benim ayağımı kaydıramazlar havasına girmiştim kendi kafamda çünkü ilk girdiğim yıllarda hakikaten böyle bir tatsız durumlar oldu özellikle turnelerde bu bizim içimizde vardır ama bu bu vardır, vardır. yani tiyatro dünyasının hmm. içinde ha, de vardır da var. genelde mesela hmm. bu turnelerde ortaya çıkar hmm. çünkü hmm. turnelerde ee, i̇şte hmm. otobüslerle gidersin minibüslerle gidersin otellerde kalırsın ya en büyük ceza da seni yalnız bırakmak gibi bir cezalar olur. Ay çok olur. fena evet. Tabii evet. Bunu ben çok yaşadım hmm. ilk yıllarımda bir de böyle otel odamda ağladığımı bilirim hmm. yani. Ve gençsin de çok evet. o dönemde. Bilirim çünkü içimden derdim ki ben hiçbir kötülük yapmıyorum ya, ki neden, mi? niye beni istemiyorlar. İşte o kıskançlık o hasetlik. Hani mesela herkes yemeğe gidiyor seni çağırmıyor. Hmm. Oyun sonrası bir yere gidiliyor, Böyle pıt pıt pıt, pıt kaçıyor herkes. Hmm. Sen tek başına otel Ay, odana. Ay çok fena. Evet, bir, bir süre bu devam etti. Hmm, çok fena. Sonra onlar da yavaş yavaş beni tanıyınca, anlayınca, belki sevmeye... kalıcı olduğunu anlayınca. Hayır. Yani başladılar düşünmek, yani bundan ne zarar ne gelir, zarar ne olabilir. Şey. Hani bize bir kötülük yapmıyor demeye başladılar. Yıllar sonra da onlarla çok iyi dost oldum. Yani, Yüzleştin diye. mi o dönemleri hiç? E, arada bir espriyle karışık evet. Söyledi. Espriyle şunu şunu <laughs> yaptınız ayol siz bana falan <laughs> diye. Hayır demek Yok. kırgınlık de olmadı. Yine bende o huyu vardır. Muhakkak zamanı gelince o böyle cepten çıkar bir, bir onu söylerim Taşı rahatlarım. Taşı gediğine evet, koyuyorsun. Çünkü şöyle bir huyum vardır. Bana birisi bir kötü bir laf ettiği zaman veya beni harcadığı zaman hiç hazır cevap değilimdir. Cevap veremem. Eve giderim. İki gün düşünürüm. Evet. Ne diyebilirdim? Dur bak şimdi ben bir düşüneyim. Şurada zekice bir laf nasıl olabilirdi diye ve bulamam. Ya ben da iki, de gün sonra de yapamam onu. iki gün sonra bulurum. İki gün sonra bulurum. İnsan onu... kendini yer o arada evet. da. Niye bunu söylemedim evet, diye. Evet ama böyle hakaret veya küfür gibi olmayacak. Değil. İnce Çok bir zeki, böyle ince bir şey bir cevap. İşte onu bulmak zor. Aynen. Onu sonra düşünüp bulurdum. Aynen, aynen. Ama o benim beynim, o e, girer i̇şte O senin bilgisayara. aslında cin fikirli olmadığını da gösteriyor. Evet. Yani o benim ama cin fikirli sayara alırdım onu. 15 sene sonra geri geldiğinde. Hiç unutmam öyle bir. Peki şey hala da. kırgın olduğun biri var mı? Öyle büyük kırgınlığım yok ama bir laf ettikleri bir laflar yüzünden hala o cevabı veremediklerim var. var. <laughs> veremediklerim var. Buradan vermek ister yok. misin? Yok, daha zamanım var. Daha var zaman, doğru. Hayat uzun, hayat uzun. Daha zaman var, çok güzel. Peki, <laughs> e çocukların iki tane muhteşem oğlun var. Evet. E, onlardan biraz bahset bize. Valla iftihar ediyorum çünkü ikisi de çok iyi evlatlar oldu ee, ve onlar hakkında etraftan bana e, şimdi tabii Murat çok başarılı Savaşçı dizisinde oynuyor oyunculuğu çok beğeniliyor o ayrı ne güzel. bir konu Selim de kendi müzik kariyerinde çok başarılı ama beni en çok mutlu eden birisiyle karşılaştığımda ne güzel evlat yetiştirmişsiniz. Evet, Nevra Hanım dediklerinde tüylerim diken diken oluyor ve diyorum ki o zaman içimden Metin'cim bak hiç boşa gitmemiş evet. bütün o çabalarımız. Çünkü biz hep çocuklarımızla birlikte bütün zorluklara rağmen turneler ve matineler ve suarelere rağmen hep onlarla beraber yemek yemeye, beraber hafta sonu varsa geçirmeye, beraber tatile gidebilmeyi ve de böyle karşılıklı muhabbet etmeyi çok severdik ve yapardık. Ve hiç öyle ders verir gibi değil ama böyle lafın arasında hayatla ilgili, şahsiyetle ilgili, doğruluk, dürüstlük, namusla, vatan, milletle ilgili hani böyle ufak ufak geçiştirerek ince ince işlemişiz 40 sene çok boyunca. Güzel. Onu duyunca şimdi karşılığında hani seviniyoruz. O bana çok büyük mutluluk veriyor. Doğru insan yetiştirmişiz diye. Evet çok ee, önemli o, o çok önemli. Peki bu çocuklar seni hiç mi üzmediler? Tabii, ki üzdüler, Tabii ki üzdüler. de üzdüler. Üzmez olurlar mı? Her genç gibi yetişme sıralarında beni çok merak ettirdiler, Hı. çok korkuttular, haber vermemeler, işte gezmelere gitmeler, şunlar bunlar. Ee, öyle o konuda üzdüler. Ee, Ufak askerliklerinde tefek şeyler. çok şeyler yaşadım, korkular yaşadım çok heyecanlar yaşadım, çok özlemler yaşadım falan filan. Ama hani gene de Allah'ıma bir şükür ediyorum ki hani çok büyük bir sorun, sorun evet yaşamadım. Bir trajedi, sayın. bir travma yok Var, oralarda. Hayır, hayır. Çok şükür, çok güzel. Ama o zaman senin yani hayatındaki en büyük üzgün, üzüntün eşinin evet, kaybı evet, değil evet. mi? Tabii ki. O önce babamı kaybettim Babanın çok Genç kaybı. yaşta benim için idoldü babam. Öyle, evet. Yani babam deryaydı, deryaydı. Hangi konuda çok okurdu? Zaten büyük bir kütüphane kaldı bana ondan. Aynı güzel. Ve öldüğü en zaman hep şey. dedim ki bu kitaplar boşuna baba, bu kitaplar. Öyle isyan ettim yani. Okuma zevkini hep o alıştıran bir insandı. Bütün keyfi okumaktı yani. Şimdi evin içinde öyle bir babayla büyüyünce. Bir de yalan söylememeyi bir çocukluğumda... Onun bir bebeği vardı. Tahta bir bebek resim yapardı. Onu model olarak kullanırdı. İlkokul 1'deydim galiba. Hastalandım. Yatakta yatarken sıkıldım. Onun bebeğini oynayayım, kolunu, bacağını derken kırdım. Hmm. Gene aynı yere oturttum. Babam 2-3 gün sonra geldi, fark etti bunu. Kim kırdı bu bebeği dedi. Ben kırmadım dedim. Evde başka kimse yok ki. <laughs> ben kırmadım dedim. Doğruyu söyle Nevra dedi. Hayır, ben kırmadım baba hmm. dedim. Peki dedi. Sen bana doğruyu söyleyene kadar seninle konuşmayı kesiyorum dedi. Ne zaman ki dedi sen bana gelip doğruyu söyleyeceksin o zaman seninle konuşacağım Hı. dedi. bir O inat, da bir hayat dersi ama. Çünkü o biliyor senin yaptığını. Konuşmadı tabii. benimle. beni benim içim içimi evet. yedi. Ama dürüst ol diyor sana. Yani aslında yani hani şey yapmayacak. Diyor. Dürüst evet. ol. Evet. Evet. İşte çocuk kafası O kadar koydu ki bana. O babamın benim yüzüme bakmaması. Ne dayak var ne tokat var ne bir şey var konuşmayacağım bitti diyor yani. Hmm. Bitti seninle şeyim ha, Korkunç bir şey. <gülüyor> <gülüyor> Böyle bakıyorum yemek sofrada gözünün içine hiç Hiç, hiç, şey, ben yokmuşum yani yok. Flu. Yok sayma. Yok Ay, Bir çocuğa şey yapılacak en korkunç şey. Sonra gittim boynuna sarıldım ne kadar zaman sonra bilmiyorum. Söyledim ben kırdım ama korktum dedim. Hmm. Yalanın daha çok kırdı hmm. beni dedi. Işte. Tabii. Doğruyu söyle çünkü hani Gerçeklerin er geç ortaya çıkma gibi bir huyu vardır lafına. Tabii, da. mutlaka. Ama evet, o bir de yani. emin. Çünkü başka çocuk yok tabii o an onu yapacak yani. Yani evet. ya, olacak ya, iş değil olacak yani. Iş Neyse, de. yani öyle bir ders de O yüzden hani böyle evet, doğru söylemek, güzel. yalana sarılmamak falan gibi derslerle... ...öyle geçti işte hayat. Ee, Peki, babamdan e, şey, sonra annemi evini, kaybettim, annemin, canım tamam. ciğerim bir tanem. Hı. Hani artık hayat duruldu. Büyüklerimizin sırası gelmişti gitti derken başımıza işte meşhur hastalıktan <laughs> gelince asıl travmam ilk teşhiste zaten asıl travmayı. Neydi hastalık kanser Akciğer. miydi? Akciğer kanseri. Sigara? Var mıydı? Tabii. O dönemlerin herkes içiyordu yani. Böyle bilinç yani yoktu de ki. Hani o kadar böyle hep hayalimizde el ele tutuşup hani parktaki iskemlede hmm. iki yaşlı el ele tutuşur. Kuşların havalanmasını falan seyreder ya hep öyle hayaller ederdik ve sinemaya filmlere gidip el ele tutuşup seyrederiz yaşlılığımızda Ay. falan böyle lafları geçerken birdenbire bununla karşılaşınca ve de mutlu bir aile, çoluk, çocuk evet. daha yaşanacaklar var, görülecekler evet. o, var. O tabii hayatın kırılma noktası, Ay. travma, panik. ...zorlanma hepsini diyebilirsin. Yalnız kalacaksın. O anda onu Tabii hiç düşünmedim ya. O, o nasıl olacak? O nasıl gidecek? Yani hep öyle şeyleri düşündüm. <laughs> Ve yalnızlık da... E, ...daha çok zaman geçince... ...daha çok koyuyor hmm. insana. İlk bir iki sene bence... ...şoku ancak atlatıyorsun. Hmm. E, çok zor bir şey o. Ama onu da gene kendimi... ...şöyle eğittim yani. Bu herkesin başına... gele ...gelen bir şey. Bu da benim dersim. Böyle bir ders hayattan herkes alıyor. Herkesin dersi var hayatında. Hani Satürn öğretir derler ya hmm. astrologlar Satürn gezegeni senin şeyinde olursa burcunda. Evet o da bir öğretmen, öğretiyor. Hayata bakış açını biraz farklılaştırıyor. Daha çok başka değerler görmeye başlıyorsun. Ama tabii ailenin önemini de anlıyorsun. Yani Hayır. Allah herkese sırtını yaslayabileceği, dertleşebileceği bir aile versin. Evet. O destek olabiliyor. Ama şimdi sen 45 sene yani pek çok izleyicimizde de nasip olmayacak bir aşk ve bir beraberlik ve bir sevgi yaşamışsın. Evet. Yani aslında bu bu da büyük bir lüks hayatta. Tabii yani canım. İnsanlara baksana i̇şte yok. Şükretmek, şükretmek. Için yani var, var birçok şey. Ama sen yani şimdi böyle bakıp da yani bir keşke bunu ben Metin'e söyleseydim dediğin bir şeyin var mı? Bir keşken var mı Metin'le ilgili? Hayır hiç yok çünkü hep çok sevdiğimi söyledim. Söyledin. Hep doğruları neyi eleştiriyorsam, neyi, hangi gözle ona bakıyorsam, hangi huylarını sevmiyorsam ki hastalığının nedeni olan huyunu ömür boyu eleştirdim. Ömür boyu azar işittim bu konuda. Evet, hep çok hani bana şey zaten. Bir iki kere ters davranmışsa bu konuda hep ters davrandı. Karışma bana, işte boşuna söyleme gibi biliyorsun hep böyle hastalıkların evet. nedenleri bağlanır ve hep eşler onu iyileştirmek için ikaz eder ya ne olur şunu içme şunu yapma bunu şöyle dinlemezler tabii ki Dinlemez gene arkadaşlar. başa dönüyoruz huylu oyundan vazgeçmiyor değiştiremiyorsun o açıdan yani yoksa söylemedim hiç hiçbir şey hiçbir olmadı ki. yok yok keşkem yok keşkem e, hayatımda aslında düşünürsem bir tek belki hani Amerika'ya gitmeden önce hep tiyatro tiyatro diye yazmasaydım da bir tek keşke mi o düşünebiliyorum. Başka bir dal yazsaydım, burs alsaydım, Amerika'ya gidip okusaydım döşkene. Başka bir şey mi olurdu? Ne evet. olurdum? Nasıl hayat beni nerelere sürüklerdi? Bir evet. onun merakı Merak. var bir de... Acaba daha da mı iyi olurdu? Sonra gelip gene Dormen'e girip gene Metin'i bulabilir miydim? Acaba acaba onu ya bulamasaydın? Yani bir şey, de öyle düşünüyor, bulamasaydın. <laughs> 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 ben hep şöyle diyorum. Aslında kader bir böyle yolları çatallanan bir şey. Yani sen bir seçimi yaptığında diğer başka bir yoldan vazgeçmiş oluyorsun. Ama bu seçimi yaptığın yolda sana bambaşka kapılar açıyor. Yani bu böyle bir şey aslında. Sen o seçimlerin ne işte bugün buradasın ve bence çok güzel de seçimler yapmışsın, Hayır, şöyle, değiştirilebilen kaderinde. Bir dakika mesela piyes seçerken bile aynı şey veyahut da bir proje seçerken de aynı evet. şey. Şimdi sen proje sana geliyor diyelim ki televizyon dizisi. Tabii ki biraz aklını ve tecrübeni kullanarak bir takım şeylere parmak basabiliyorsun ama tutmayabilir tutmayabilir yılın tabii yılın süksesı olabilir. olabilir. Oradaki mesela o seçmeye çok yokum ben. Yani orada kendimi zorlamam. Olacaksa olacak, olmayacaksa olmayacak. Ben bunu bilemem. Peki, Nevracım Nevracığım bu e, yani Metin'in böyle bir hastalık sürecinde bir bu kadar seven bir eş olarak böyle bu kadar güçlü durmak yani hiç ağlamadı falan diyorlar senin için ya doğru mu böyle evet. bir şey oldu mu gerçekten Metin'in yanında bir kere tabii yani o süreç içinde iki buçuk sene süreç içinde hep normal davranış sergilemeye hmm. e, çok zor bir şey gösterdim yani. hatta son zamanlarda bir kere böyle çok daha neşeli ve hani yırtacağız ya bırak ya falan filan diye böyle yapıyordum ayakta Oturduğu yerden durdu durdu bana dedi ki iyi bir oyuncusun ama bunu iyi oynamıyorsun. Dedi. Ay. Ne diyorsun ya dedim. Bırak artık böyle dedi. Hı. Hani hiçbir şey yokmuş gibi davranıp mutlu görünmeye çalışma dedi. E tabii Ay. ki yani o da her şeyin farkındaydı. sonra da ağlayamadım hakikaten. Hatta hemen ertesi günü cenazeden beni bir onun anısını hazırladıkları için hiç sevmem öyle programlara falan katılmayı, mikrofon hatta hep Murat konuştu, hiç konuşmadım. Ee, onun anısını hazırlamışlardı. O yüzden mecburen gittim bir kanala ve dedim ne olur hani ağlatmayın beni çünkü hiç sevmiyorum ekranda gözyaşları içinde. mümkün olduğu kadar ciddi güzel konuşalım ama hani beni zorlamayın bu kadın ağlasın, a, yakın plan girelim, evet. gözyaşlarını görelim falan. Evet. Zaten o acı sende, içinde yani korkunç büyük bir acı. Yapma. Tabii öyle e, davrandım yani kendimi öyle eğittim. Hiç ilaç almadım, hiç sakinleştirici kullanmadım. Çok da iyi yapmışım çünkü o acıyı o anda, o acı haliyle yaşamazsam atlatamayacağım. Farz et ki ilaç kullandım. Bir hafta evet. on gün onun uyuşukluğu içinde gittim. E sonra dank ettiği zaman ne yapacağım? Ama yalnız kalınca peki nasıl onu idare edebildin, o üzüntüyü? E e, gitti, sonra... Hadi onun yanında hep güçlüsün. Gittikten sonra da kendi kendime güçlü olmayı öğretmeye, öğretmeye çalıştım. çalıştım. Yani ve inanır mısın mesela bir buçuk sene sonra hüngür hüngür ağlamaya başladım. Oo. O da, bir de sonra şey yapmıştım, belli bir saatler ayarlıyordum kendimi, ağlama saatleri. Mesela sabah 9.30'da kalkıp ağlayıp bir de akşam 6'da ağlayıp gibi. Hakikaten o neden yani? Değil. O neden? Büyüyeyi öyle yani şey yaptım, yönlendirdim. Yani düşüneyim ağlayayım ben bunu atayım. Tamam bir de akşam seansı ağlayayım yapayım. Ve o hale geldi ki artık ben o saati bekliyordum ağlamak için. Ay çok enteresan. Evet çok enteresan. Çok kontrollü olmandan kaynaklanabilir belki. De. Belki de. Belki de. Yani o acıyı bile kontrol altında yaşamak. Evet. Yani ben çok istediğim enteresan. zaman ağlayayım. Evet. Belki o şeyden. Hani çocuklara, torunlara, aileye Kimse bunu dışarıya gösterme. Evindeki 9-15'te <laughs> evet. ağla. Oh! At! At! Ondan sonra normal davran dışarıda insanlara karşı. Böyle bir şey gelişti, kendiliğinden çok oldu. <laughs> Peki böyle beraber oyunlarınızı falan izler misin? Öyle bir huyun var mı evde tek başına Tabii kaldığında? Tabii canım. İzliyorsun Tabii değil Tabii izliyorum. Sesi var tepte onu ha. dinliyorum. Ama mesela çok sık mezarlığa gidemiyorum. Ha. O beni rahatsız ediyor. Onun orada olduğunu evet, bilmek. Ben. Onu bilmek. Hani evdeki oturduğu hep oturduğu koltuğa bakmak bana daha bir... ...ritüel bir şey gibi geliyor ona bakmak. Öbür taraf beni çok rahatsız ediyor. Yani ben tabii... ...hani... ...ölümü bir enerji olarak görüyorum. Yani enerjinin bu boyuttan... ...öbür bir boyuta... E, ...gitmesi olarak. O yüzden ölen insanlar... ...için mesela onların özelinde... ...bunu hiç kötü bir şey olarak algılamadım. Kendi ölüme yakın... ...tecrübelerimden dolayı da ama... ...tabii kalan için büyük bir özlem o başka çok özlem. bir şey özlem çok evet o iyi bir yerde Allah'ının yanında evet, başka özlem. bir boyuta geçti ama özlem özlem çok var hele iyi bir şey seyrederken iyi bir oyuna giderken Murat'ın başarısını görürken hmm. mesela o da olsaydı seyretseydi alkışlasaydı bu oyuna birlikte gitseydik evet. hatta bir ara e, hissettim ki çok ondan bahsediyorum hiç elimde olmadan mesela hmm. sen bir konuya giriyorsun anlatırken ...aa evet Metin de şöyle yapardı... ...biz hmm. Metin'le böyle yapardık... İşte, ...Metin heyke. bir gün demişti ki... ...bir şey oluyor gene... ...aa evet Metin'in... ...çok fazla hmm. çok... ...bir anda dedim dur evet. kendine gel... ...farkında olmadan... Hmm. ...hep onu muhakkak... Evet. ...yaşatıyorsun onu... ...yaşatıyorum Yaşatıyorsun. bahsediyorum... ...ediyorum diye... Hmm. ...bunlar işte bunlar da böyle geçip Var. gidiyor... ...evet... ...peki... Ben bunu kendime de sormuştum daha önce. Sana da sormak istiyorum. Yani sen mesela 30 yaş önceki ya da 40 yaş önceki kendine baktığında, kendinle konuşabildiğinde ona ne söylemek isterdin? Yani kendi mesela 40 yaş önceki Nevra'ya ne derdin bugünkü aklında? Fazla bir şey söylemezdim. Çok fazla öneride bulunmazdım herhalde. Çünkü şimdi o yaşlardaki yaptığım işlere bakıyorum. Çok el yüzü düzgün, gayet başarılı. Mesela 40 yaşlarımda işte Hisseli Harikalar'ı oynamışım diyelim. Ona evet. ne söylerim? Zaten çok başarılı, çok iyi ki yapmışım derim. Ee, deve Kuşu Kabare'ye dönüyorum. İyi ki Deve Kuşu Kabare'de oynamışım Muazzam derim. Muazzam büyük iki proje bunlar değil, değil mi? mi? Yani, yani ve müzikallerde senin orada... oynamışım bravo derim. Evet. Ee, bir tek şöyle derim belki. O devirde o başarınla, o gençliğinle, evet. o enerjinle keşke onunla daha çok eğlenebilseydin de o ileriki ileriki yıllarda onlara geri dönemeyeceğinin farkında hmm. olup daha çok keyfini evet. çıkarsaydım. Evet. Bu çok derdim. önemli bir şey ama. Evet. Çünkü o zaman hani zaten öyle havasına giriyorsun. Evet. Zaten gencim, zaten güzelim, zaten başarılıyım. Başarılı. Zaten evet. rahat dans ediyorum, rahat şarkı söylüyorum. Evet. O seyirciler geliyor. Ya bunun çok kıymetini evet. bil. Çok mutlu Kıymetinin, ol. Kıymetinin onu evet keyfini çıkar yani çok onu mutlu yaparken ol. mutlu ol. Çok mutlu evet. ol. Mutlu muyduk? Evet mutluyduk evet, ama böyle daha da oldu. taçlandırmıyorduk. Evet. O Yani normal gibi geliyor Belki bir sonraki gene bak bir sonraki evet, oyun, evet. bir sonraki normal başarı. Normal gibi geliyor. Evet. Normal gibi. Şimdi geriye dönüp bakıp çok başarılı işlerine bakıyorum da mesela evet o devirde de mutluydum ama şimdi kıymetini bil. Hele şimdi neden çok kıymetini bil? O kadar başarılı iş yapılmıyor. Hele tiyatroda evet, o kadar çok başarılı tabii. iş yapılmıyor. Çok kötü oyunlar seyrediyorum son zamanlarda. Kötü prodüksiyonlar seyrediyorum, kötü oyunculuklar seyrediyorum. Çok da iyilerini seyrediyorum. O da var. Özellikle sinemada çok çok iyi oyunculuklar görüyorum, iyi prodüksiyonlar görüyorum. Yani iftar ediyorum artık Ama sinemamızla. Ama içeride de kuliste de yani konuşuyorduk. Hı. Sen e, çok da mutlu değilsin galiba bu aralar yapılan tiyatroların yok, bazılarından. yok değil. Çok yani Neden onu? Seyircilerimizle de bir paylaşır mısın? Nesini Şöyle, sevmiyorsun? Yani şöylesini sevmiyorum. 1966 yılından beri tiyatronun içindeyim. Dormen Ekolü, Deve Kuşu Ekolü, işte Tiyatro İstanbul Genca Gür'ün Ekolü. Bütün bu müzikaller, bu prodüksiyonlar çok daha değer verilen, çok daha ağır bir şeyler mesajları da olabilen, iyi kalite komedi oynanabilen. Oyunlardı, prodüksiyonlardı ve biz küçücük bir sahnenin kötü geçmesine bile dayanamazdık hmm. ve seyirciden hemen anında reaksiyon gelirdi. Şimdi biraz kolaya kaçmayı görüyorum. Biraz basit esprilerin çok gülme aldığına, alkış hmm. aldığına şahit oluyorum. Bizim zamanımızda ne kadar iyi de oynasan e, ki çok iyi oyunlar oldu salonda insanların ayağa kalkması çok ender görülen bir şeydi. Amerika'da da böyledir, İngiltere'de de böyledir. Ayağa kalkmak evet. standing ovation dedikleri ee, olay bir şeydir. Yani Doğru. olaydır yani. Manşet olur gazetelere. Doğru. Şimdi bizde her şey kolay çok basit bir şeyde şey yapsan alkış ve ayağa evet. kalkıyor insanlar alkışlıyor. Şimdi o zaman düşünüyorsun ya o kadar iyi bir şeye bile kalkılmamıştı veyahut da şuna kalkılmıştı bir de şimdi buna da kalkılıyor. Evet. Arada epey bir fark var. Yani Arada bir iki, on sene var ama iki bel altı espri değil mi bazen? Yani böyle basit şeylere Basit şeylere bir anda evet. ve bu kaliteyi düşürüyor. Şuraya. Ekranda da yapılan basit işlere ve YouTube kanallarında özellikle o YouTuberların Evet, paylaştığı evet, evet. şeylerle. Gerçekten e, kalite düşüyor. Kalite düşünce gençlik onları daha çok evet, takip ettiği evet, için. Evet, doğru. Kaliteli espriye alışmamış bir genç doğru. kuşak zeki, kaliteli alışıyor. Çok doğru. Yani bunu her zaman biliyorsun. Hep yaşı geçmiş insanlar bizim devrimizde diye başlayınca hep antipatik olunur. Ama doğrular da var doğru yani. Doğrular da var. Doğru. Şimdi bir Walt Disney Production'ların olaylarının çizgi filmlerini o hikayeleri o aslan kralları falan seyreden bir gençlikten tabii, tabii. gelen o güzel ruhlu güzel evet. gözle bakan çocukların Doğru. bir alt mesajlar verilir hep. Yani, yani Verilirdi gerçekten. Güzelliğe evet. e dair, güzelliğe dair. Kalma, evet. sonra kaba bir taklidin kahkaha aldığı evet. e, paylaşımların o gençler Evet. İşte zorbalıklar. Etkisi, ben zorbal de en çok o zorbalıklara yani zorbalıklara inanılmaz prim verilir oldu. Evet, evet. Neden? Bilmiyorum. Zorba insanlara, zorba tarzlara. Yani e bunlara ama, gerek yok ki. Nezaket önemlidir. E ama Dün hep, de bugün de. Ama hep bunu görüyoruz ekranlarda. Ekranda. Hem ekranda bunu görüyoruz ve insanlar artık insanca insana insanca davranmamaya başlayıp davranmamaya, evet. hayvanlara çok kötü davranılıyor. Doğru. Ee, hayvan sevgisi hep çocukluktan beri bizde evet. yani alıştırılan bir şeydir. Çocuğuna evet, kediği, evet, köpeği sev dersin. Evet. <laughs> yani, zorbalık onlara bile olmuyor. Bir de kadına da zorbalık kadına yapılıyor. Kadına zaten o çok şiddet yapılıyor. yapılıyor. Benim açıkçası şiddet. babam da anneme şiddet uygulardı. Biz de çok mağdur olduk bu konuda. Benim de o yüzden hani çok acılı bir konumdur. Anlatmıştın, bahsetmiştik. Anlatmıştım. bir seferinde de yani şey kötü yani bir şimdi de bu sılanın değil mi başına gelen yani çok üzücü hani Demiş yani ya, sevginin bununla ne alakası var? Evet, evet sevginin ama bununla alakası olmamalı. işte böyle olmamalı. kadınlar çıkıp bunu ortaya döktüğü zaman, bunu ortalıkta bahsettiği zaman, evet. tepkileri alabildikleri zaman bence çok desteği alabildiğinde çok doğru bir şey yapmış. Doğru, Tebrik ediyorum mi? onu da. Evet. Kolay bir şey değil cesaretle söyleye de çıkıp bilmek. söyleyebilmek kolay evet. bir şey değil. Çünkü bunu bile şiddete bile maruz kalan kadın kendi utanıyor. Evet. Yani doğru. Tecavüze uğrayan kadınların doğru. hikayesinde de doğru. vardır o. Doğru. Yıllarca söyleyemez bunu. Kendi doğru. utanır kendi çünkü. Utanır. Halbuki ona yapılanı göstermesi lazım, evet. açıklaması evet. lazım. Sanki onun suçuymuş Tabii. gibi. O utanır. Filmlerde hep dizilerde falan da bunu doğru. seyrederiz de doğru. onların çoğu doğru, doğru hikayeler doğru. yani. Doğru. Çok doğru. Çok doğru. İşte bir şeyler değişiyor zannediyorum. İnşallah. Bütün bunların hepsi de ilham oluyor çünkü Bence bütün acılar, bütün travmalar, bütün trajediler insanlar için. Hepimiz kuluz. Allah iyiyi de yaratıyor, kötüyü de yaratıyor. İşte siyahı da, beyazı da, griyi de yaratıyor. Yapacak bir şey yok. Bizim nasıl insanlar olduğumuz, bütün yaşadıklarımıza rağmen nasıl bir noktaya geldiğimiz önemli. İşte güzelliklerle Allah karşılaştırsın ne diyeyim. İyi insanlarla karşılaştırsın İyi insanlarla derler ya. İyi insanlarla karşılaştırsın. Sen bir şeyde e, demiştin ki e, ben bir kırıldım. Metin öldükten sonra bazı arkadaşlarımıza, dostlarımıza. Evet. Neydi Tabii o? ki isim vermem de Tabii çok ki. sevdiğim sanatçı arkadaşlar. Çok candan olan insanlar gibi düşünüp e, gelmedikleri için, evime de gelmedikleri Gel için. Yani taziyeye de gelmedikleri Evet Ah, evet. E, sonradan da düşündüm dedim ki ya her sanatçı bunu bir şekilde yaşıyor. Bu kadar da beklememek lazım belki herkesten. Hani hep yazılır ya bizde işte sanat dünyası hep unutur. Acı gününde olmaz. Cenazesine gelmedi falan. Bunu da biraz daha rahat karşılamak gerekir galiba. Ay ama sanat dünyasındaki dostluklar mı gerçek değil? Yani bu oraya mı gidiyor? Nereye gidiyor bu peki? Şimdi neden? Bu cenazelere katılıp o son saygı duruşunu yapmamanın Dostlukla pek yok ilgisi ki. yok yani, yani onu zaten mecburen bir vazife evet. gibi kabul edersin evet. yani komşunun cenazesine de gidersin Aynen. ama dostlukların olması zor çünkü hep çıkar ilişkisi var ele dünya git gide o tarafa gidiyor yani maddiyat çıkar evet. yükselme başa güreşme birinci olmak evet. bunlar var ya Evet, evet. başka çıkar değerler oluyor demek yok oluyor ki. ya. Hayır şunu o anlamaya çalıştım yani sen diyorsun yani bu kadar yakınımızda olan insanlar e, yakınındaydı dediğin gibi cenaze bir mutlaktır yani cenazeye gidilir. Gidilir evet. Gidilir. Hani burada artık senin değer verdiğin o insanın gelmemesi belki çıkar ilişkisi bitti gibi mi gördü orada? Yok yani bizlerden ne, oldu? ne çıkar olacak ki kimsenin? Tiyatro sahibi değiliz, yapım Değil. sahibi değiliz. Çıkar o zaman mi? sevgi gerçek değildi bir şey belki, var. Sevgi belki gerçek bilmiyorum ama. Bunu da artık çok önemsememek lazım. Tabii şimdi hani olgunlaştıkça, zaman geçtikçe buna da katılıyorsun yani. Evet, ona onlara da çok fazla takmamak lazım diye düşünüyorum. Evet. Yani. Onlar da öyle. onu da kul olarak kabul edeceğiz. Öyle de, kabul edeceğiz. Herkes kul. Herkesin her şeyi Aynen. kabul edeceğiz. Her şeyi kabul edeceğiz. <gülüyor> <gülüyor> edeceğiz. O zaman da daha huzurlu, mutlu yaşayacağız. Evet. Ama öyle kırılıyor olur. insan. Aa, canım, kırılıyor, canım. kırılıyor. Kırılmaz. Mümkün yani. değil. Yani i̇nsan yani, olmaz. Bir de şeyi hani Metin'in lafı gibi. Sevdiğin insana, ondan beklediğin tabii. insana kırılırsın. Tabii. Tabii. Ee, ama halkın da tabii mesela halktan çok insan vardı. Ya. O da güzel bir şey. Hay. Seyirci olarak onun hiçbir çıkarı yok. Hiç yok. O sadece sevgisiyle orada ee, bulunuyor. kadar Onlar güzel. da çok değerli tabii ha, insanlara. Çok güzel. Çok değerli. Ama insan işte öyle zamanlarda biraz kırılgan oluyor ya, her şeye fazla takılıyor ya. Mesela ben hiç unutmuyorum. Cenazeden sonra eve geldiğimde Herkesi sayabilirim. Herkesin ne giydiğini de sayabilirdim. Resim olarak hepsi gözümdeydi. Allah, Allah! O şapkalı geldi, o eşarpsız geldi, o paltolu geldi, o gelmedi. O arkada duruyordu, o ağlıyordu, o ağlamıyordu. Onun güneşli farkındalığın yüz. Evet. Zaten hani hep gözlem bizim Varken. işimiz ya. O acı içinde bile mesela sonradan işte geldim falan evet evet diyorum. Sen Hatta atkım vardı boynunda hmm. falan diyebildim yani. O kadar her şeyi almışım. Evet. İçime çekmişim yani. Hmm. O da enteresan. ya Çok, çok karmaşık duygular oluyor öyle evet. olaylarda, öyle travmalarda. Evet ilahi takdir. Yani yapacak bir şey yok tabii, tabii. ona. Gerçekten öyle. annem rahmetli derdi ki Allah'ın emri. Yani ölüm Allah'ın emri. E, Gerçekten ben de öyle olduğunu düşünürüm. Yani eğer nefes bitmediyse işte... Yüzde çarpan araba da olsa seni öldüremez. Nefeste bittiyse insanlar bir bardak suyu içerken aynen, ölüp aynen. gidiyorlar. Aynen, aynen. Hani derler ya pisi pisine. gerçekten aynen. öyle de oluyor. O yüzden yaşadıklarımız kar kalsın yanımıza. Ya hayat güzel aslında her güzel, şey. Değil, güzel. Yani uyandığım zaman ben her zaman hayatıma, hayatı şükretmişimdir yani. Evet. Yaşıyorum, nefes alıyorum bunun değerini bilin. Evet. Çok güzel her şey. Yani Çok bak güzel. Bak etrafına. Evet. Belki kötülükleri de birazcık sil, görmezlikten gel ama güzel şeylere bak. Hep onlara bakalım. Peki bu programımızın adı zaten Senin Mucizen. Ee, çünkü işte böyle büyük kayıplara da bakıyoruz, travmalara da bakıyoruz. Ama öbür tarafta senin hayatındaki gibi bir dolu da mucizelerin olmuş. Senin hayatının dönüm noktaları olan, ee, eşinle tanışman, Haldun Dorme'nin hayatına girmesi, kariyerin her şey. Ama sen kendine baktığın zaman, ben dersem ki yani Nevra senin mucizen nedir bu hayattaki? Sevgi. Sevgi. Sevgiyle yaklaşmak her şeye. Evet. Ee, çocuklarıma, gelinlerime, aileme, kardeşime, çok sevdiğim arkadaşlarıma ben onu bir enerji olarak hissediyorum açıkçası. Ve ne zaman bir işe, bir şeye, bir, ki, bir kişiye, bir olaya içimden gerçekten sevgiyle ...yaklaşsam her şeyin yolunda gideceğine de e, inanıyorum. Yani o beni mutlu kılıyor diyelim. O evet. ayakta tutuyor. Dünyayı seviyorum, yaşamayı seviyorum. E, çiçekleri çok seviyorum. Çok hani güzel. var ya küçücük bir evet. çiçekten. Yani şu mor benim hastalığım Daha mesela. Güzel. Ben buna bakıp mutlu olabiliyorum. Evet. E zaten bu anlar hayat. Yani yarınımızın bir garantisi var mı? Şükredeceğin var mı? şey yok mu? Var tabii ki var. Küçücük şeylerle de mutsuz olabiliyorsun ama pat dönüp kendini hani bir çimdik at. Ya yaşıyorum ya. Evet. Yaşıyorum evet. yani bundan güzel bir şey mi olur. Evet. İstediğim mesleği yapıyorum. Evet. Sa tiyatro sahnesinin üstünde mutluyum. Oyunculuk yapabiliyorum. Hala ayakta durabiliyorum. saatte evlatlarım var. Hani o evet. kadar çok aslında. Mucizelerin Şükredecek var ki hayatta, var. Aynen. kötü tarafları da at arkana at arkana aynen, gitsin. Aynen, kontrolünün de olmadığı şeylere yapacak bir şey yok. Nevracım iyi ki geldin. Muhteşem bir sohbet oldu. Bütün samimiyetin, iyiliğin geçti. Eminim ki izleyicilerimizde de çok güzel ilham olmuşsundur. Çok teşekkür ederim ben de. Çok mutluyum bu programa geldiğim Hı. için. Zaten seyrediyordum sizin Aynı programı. Aynı güzel. Çok hoş oldu. Ben de çok mutluyum geldiğim için. Çok çok teşekkürler. Ümit ederiz sevgili Nevra Serezli ile olan bu küçük söyleşimiz hem ilham hem şifa olmuştur. O vakit önümüzdeki hafta tekrar görüşmek üzere. Sevgiler.